Türkiye olurdu. Özgür Özel bu ifadeyi samimiyetsiz bulduğunu söyledi. Acaba Erdoğan Atatürkçü mü oldu ya da oluyor mu? Bunu da Hüseyin Çalışkaner'le konuşacağız. Başka başlıklarımız da var ama önce İzmir'de hepimizin yüreklerini yakan o haberle başlayalım. İşte çocuklarım çocuklarım diye imdat imdat diye beşi de üst üste yatıyorlar yani. Aras, Masal, Aslan, Peri, Nefes. Beş çocuk, beş hayat. Bir yangınla yitip gittiler. İzmir'in Selçuk ilçesinde yoksullukla yazılan kader, Akşan ailesinin kıyameti oldu. Akşam saatleriydi. Babaları cezaevinde, anne ise çocuklarının karnını doyurabilme derdindeydi. Anne Melisa Akçan hurda toplamaya gitti. Yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bıraktı. Kapıyı kilitledi. Üşümesinler diye elektrikli sobayı açık bırakmıştı. Döndüğünde manzara korkunçtu. 3 çocuk oracıkta can vermişti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 kardeşin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek. Tele1 muhabiri Simge Arıcan İzmir Selçuk'taki o evin önünde bizi bekliyor. Simge, zor bir yayın olacak senin için. Ne gördün, ne öğrendin anlatır mısın? Dinliyoruz. Evet, İnan Demirel dün gece hepimizin içini acıtan o evin önündeyiz şu anda. Bu gördüğümüz arkamızdaki evde 5 küçük çocuk maalesef elektrikli sobadan çıkan yangından dolayı can verdi, dumandan etkilenerek. Şimdi hemen gösterelim, kameraman arkadaşım göstersin. Bu evde yaşıyordu 27 yaşındaki anne ve 5 çocuğu. 1, 2, 3, 4 ve 5 yaşlarındaki 5 küçük çocuk. Babaları cezaevindeydi. Dün gece anneleri hurdaların parasını almak için gittiği sırada kapıyı kilitleyerek evden ayrıldı. Evde çalışan elektrikli soba devrildi. Önce halı tutuştu, daha sonra hızlıca tüm evi alevler sardı. Çocuklar dışarı çıkamadı. Komşular yangını görünce itfaiyeye haber verdi ama 5 kardeş maalesef kurtarılamadı. 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. İkisi de hastanede. Yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Duman zehirlenmesi nedeniyle 5 küçük çocuk bu evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Şimdi bu acı olayla ilgili birden fazla iddia var. Birincisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu evdeki 5 küçük çocuğu önce bir süre koruma altına aldığı, daha sonra ise annesine teslim ettiği yönünde bir iddia var. Başka bir iddia ise yine bakanlık yetkililerinin eve geldiği, inceleme yaptığı ama korumaya gerek olmadığına dair rapor yazdığı yönünde başka bir iddia da var. Bu sabah bakanlık da bu olayla ilgili bir açıklama yaptı. 18 kez çocukları almak için eve geldiğini, ancak annenin çocukları vermek istemediğini, çocuklarımı alırsanız kendime zarar veririm şeklinde ifadelerle buradaki görevlileri evden uzaklaştırdığına dair bir açıklama yaptı. Başka bir iddia, amcanın iddiası, çocukların amcasından gelen iddia. Onlar da çocukları almak istediğini ancak annenin vermek istemediği için çocukları teslim alamadığını söylemiş. Amca, buradaki bazı komşular da annenin sağlık durumunun iyi olmadığı, psikolojik durumunun iyi olmadığı yönünde de bazı iddialar var. Komşuların söylentileri bu yönde. Bazı komşuların yardımlarını da kabul etmediğine dair söylentiler var ama bunlar teyide muhtaç bilgiler. Bu yanan evle ilgili dikkat çeken başka bir nokta daha var. Kısa bir süre önce evin arkasında başka bir yangın daha çıkmış. Bazı noktaları kullanılamaz hale gelmiş ama başka yani herhangi bir can kaybı yaşanmamış. O zaman da yangının bir ihmalden kaynaklandığı yönünde de iddia var. Burada asıl soru işareti tabii, eğer iddialardaki gibi korumaya alındıysa bu çocuklar anneye nasıl teslim edildi? Ya da hiç alınmadıysa nasıl korumaya gerek olmadığına dair kanaat getirildi? Ya da 18 kez gidilen bir evde çocuklar nasıl alınamadı? Bu soruların cevaplarını da arıyoruz. Anne için gözaltı kararı var ama şu an hastanede tedavi altında olduğu için tedavisi tamamlandıktan sonra emniyete götürülecek. Bugün çocukların cenazesi, 5 küçük çocuğun bu evde dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 5 küçük çocuğun cenazesi ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Burada şu anda incelemeler hala devam ediyor. Polis ekiplerinin incelemeleri hala sürüyor. Etrafta yoğun güvenlik önlemleri de var. Şeritler tamamen çekilmiş durumda. Biz buradayız. Bizim aktaracaklarımız bu kadar şimdilik diyerek sözü tekrar size bırakalım. Simge,
Bir etrafı gösterir misiniz bize? Yani kameraman arkadaşımız evi gösteriyor ama yakınlarda başka evler, komşular var mı? Mutlaka vardır. Onlar yangını görmemişler mi, müdahale edememişler mi? Onlarla konuşabildin mi? Şöyle gelen iddialarda komşuların aslında yangını görüp haber verdiği, itfaiye haber verdiği yönünde. Çünkü anne zaten yangın çıktığı esnada evde değil ama buradaki en yakın ev şu tarafa gösterelim. Bakın şu an otlardan da görünmüyor, ağaçlardan da görünmüyor ama en yakın ev de aslında görüş mesafesinde değil ve gece saatleri olduğu için elektrikler de evde kesik olduğu için görülme ihtimali aslında çok düşük. Biraz bu tarafa doğru gelelim. Şimdi evin ön tarafını gösterelim. Aslında yakında çok da mahalle denemez. Gece kondu tarzında derme çatma bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir yapılaşma içinde değil aslında. Yakınında öyle görülebilecek yoğun bir komşu kalabalığı da yok. Ama buraya yapılan bir ev ve işte gördüğünüz gibi çocuklardan geriye şu anda sadece oyuncaklar kalmış. Yakın bir ev yok buraya, onu söylemek gerekiyor. Karşısında da ev yok. Bir tarlaya benzer bir yerleşim alanı, tarlanın ortasında bir yerleşim alanı diyebiliriz burası için. Peki, cenaze töreni ne zaman olacak? Onunla ilgili bir ayrıntı var mı Simge? Cenaze ikindi namazının ardından çocuklar defnedilecekler. Şu anda bildiğimiz kadarıyla morgdan götürülüyorlar. İkindi namazının ardından da cenazeler defnedilecek 5 küçük çocuğun. Peki, Simge, baba neden cezaevindeymiş? Onu biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Hangi suçla cezaevine konulmuş? Şöyle, teyide muhtaç olmakla birlikte babanın hırsızlık ve yasaklı madde kullanımından dolayı cezaevinde 1,5 yıldan beri yattığına dair bilgi var. Ama bu bilgi dediğimiz gibi teyide muhtaç bir bilgi. Anladım. Simge, bir de annenin ilk ifadesi ortaya çıktı. Orada diyor ki, yani ben işte hurda toplamıştım, onların parasını almaya gittim. Sadece böyle 20-25 dakikalık bir zaman boyunca evin kapısını kilitlemek zorunda kaldım diyor. Nereye gitmiş onu biliyor musun? Yani gerçekten öyle miymiş? Çok kısa bir sürede mi olmuş bitmiş acaba yangın? Yani şöyle, az önce söylediğim gibi burası aslında bir yerleşim yeri değil. Değil. Bu tarafımızda bir sanayi sitesi var ve muhtemelen o tarafa doğru gitti ama biz oraya da yürüdük. Yani 5 dakika kadar bir yürüme mesafesi var. 5 dakikadan sonra başlıyor sanayi sitesi. Yani aslında onun alacağı yol 5 dakikadan daha fazla sürecek bir yol. Dolayısıyla 20 dakika gibi kısa bir sürede yangının olma ihtimali araştırılması gereken bir konu. Bir de şöyle bir nokta var. Buradaki komşuların verdiği bilgilere göre, yani yakın çevrede özellikle amcaya buraya gelip yardım etmeye çalışan ama yardımları kabul edilmeyen insanların verdiği bilgilere göre de buradaki çocuklar ilk defa burada yalnız kalmamış. Yani daha önce de aynı şekilde anne çocukları evde yalnız bırakıp defalarca kez evden uzaklaşmış ve 5 küçük çocuk daha önce de aslında evde yalnız kalmış ama maalesef dün akşam yaşanan olayda da yangından dolayı hayatını kaybetmişler. Bir de orada yine bu bahçede köpeklerin tutulduğu bir yerde de daha evvel yangın çıkmış herhalde Simge. Evet, o taraf, bu taraf, arka taraf, şöyle arkaya doğru geçelim. O tarafta zaten şu anda daha hasarlı aslında. 6 köpeğin öldüğü yönünde bilgi var. Ama evde bir, yani daha küçük hasar aslında. Ciddi bir can kaybı olmamış. Sadece maalesef 6 köpek vefat etmiş, burada hayatını kaybetmiş. Ama o yangının da bir ihmalden kaynaklandığı yönünde iddia var. Ama komşular da hani çok fazla üzerine düşmemişler, sorgulamamışlar. Bize gelen bilgi bu yönde. Peki. Simge Arıcan, Tele1 muhabiri, çok teşekkürler. İzmir Selçuk'ta 5 kardeşin hayatını kaybettiği, yangın sonucunda hayatını kaybettiği evin önünden ayrıntıları aktardı bize. İkindi vaktinden sonra, ikindi ezanı okunduktan sonra cenaze namazı kılınacak.